6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 114 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları. Sayfa 1147. Bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliğiyle birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarına dayanışma denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dayanışmaya örnek olarak gösterilebilir? A. Ahmet'in babasının bir fabrikada işçi olarak çalışması. B. Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle yapılması. C. Özgür Bey'in yurt içi satışların yanı sıra yurt dışı satışları da yapması. D. Yeliz Hanım'ın her sabah çocuğunu okula bırakması. Cevap B. 8. Aşağıdakilerden hangisi 6. sınıf öğrencisi Metin'in okuldaki sorumluluklarından biri değildir? A. Okulu temiz tutmak. B. Okul eşyalarına zarar vermemek. C. Okuldaki görevlilere saygılı olmak. D. Arkadaşlarının eşyalarını izinsiz kullanmak. Cevap D. 9. Özlem'in evlerinin hemen yakınlarına özel bir hastane açılmıştı. Hastane biriktirdiği çöplerini sürekli olarak çöp kutularına değil sokak ortasına dökmüştü. Kısa bir süre sonra Özlem'in mahallesinde salgın hastalıklar ortaya çıkmıştı. Buna göre Özlem'in hangi hakkı ihlal edilmiştir? A. Eğitim hakkı. B. Barınma hakkı. C. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı. D. Sağlıklı beslenme hakkı. Cevap C. 10. aldığı ütünün bozuk olduğunu fark eden Yeşim Hanım ürünü aldığı mağazaya götürerek yenisiyle değiştirmiştir. Yeşim Hanım'ın B.U. davranışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Sorunu görmezden gelmiştir. B. Sorunun çözümü için haklarını kullanmıştır. C. Sorumluluklarını yerine getirmemiştir. D. Sorunun çözümünde yanlış bir yöntem uygulamıştır. Cevap B. 11. birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimize ise çalışarak ve başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Aşağıdakilerden hangisi sonradan sahip olduğumuz rollerden biridir? A. Evlat olmak. B. Kız ya da erkek olmak. C. Kardeş olmak. D. Öğretmen olmak. Cevap D. 12. bir toplumda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuvvetli olması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A. Birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun. B. Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun. C. Yaşanan doğal afetlerin fazla olduğunun. D. Kişisel menfaatlerin ön plana çıktığının. Cevap A. 6. sınıf kazanım kavrama testleri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 114 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.